Aziz Sencer, həkim, akademik, biokimyacı, moleküler biolog və elm adamı. 1997-ci ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Chapel Hill Şimali Carolina Universitetində biokimya və biofizika proqramı üzrə çalışan Sencer, son 20 ildə DNT təmirinin bir çox hissəsini müəyyənləşdirmək üçün istifadə etdiyi ilk biokimyəvi yanaşmaları ilə tanınır. Mehmet Özdoğan'la birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Elmlər Akademiyasına seçilən ilk Amerikalı Türkdür. DNT sayəsindəki araşdırmaları və bioloji saatın tənzimlənməsi sahəsində 6 vacib kəşfinə görə kimya və Nobel mükafatına layiq görülüb. Texas Universitetində məşhur alim Claude Rupert'in laboratoriyasında moleküler biologiya üzrə doktorantura təhsil alan Aziz Sencer'in ixtira etdiyi terminlər Oxford Universitetinin Oxford Biokimya və Moleküler Biologiya lüğətinə daxil olub. Salam, Real TV-də Nobel mükafatı laureatı Aziz Sancar'ın profilidir. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Əslində suallarımız çoxdur, əsas da qlobal, elmi müstəvidə. Amma bizi maraqlandıran bir neçə məsələ var. Hər halda siz müdrik insansınız, alimsiniz. Bax, planet və insan. Yəni, insan planetin kiçik modelidir. Bugün planetimizdə də bir problem var. Xəstəlik var, müharibələr, qlobal iqlim dəyişikliyi filan. Sizcə çıxış yolu nədədir planetimizin müalicəsi üçün? Bilim yapıyorum, təməl bilim konularında suallar soruyorum və onları çözməyə çalışıyorum. Türk dünyasında bilim yaymaya çalışıyorum. Araşdırmanızdan danışaq, beyin xərçənginin yəni, müalicəsi üzərində çalışırsınız. Və ümumiyyətlə, bəşəriyyət nə qədər yaxındır bax, bu ən azı önləyici tədbirlərə? İnsan ömrünü uzatmağa bak bu xəstəlikdən. İnsan ömrü şimdiki bütün bildiklərimizə dayanarak maksimum 120 yıldır. Ne kadar ilerleme olursa olsun 120 yıldır. Fizikte veya kimyada termodinamiğin ikinci kanunu var. O kanuna göre her şey eninde sonunda çözülür ve yok olur. Ve insan ömrü de öyledir. Bundan 100 yıl önce hayat süreci 40 yıldı, şimdi 70-80 yıllarındadır ülkeye göre. Ama en ileri ülkelerde bile, Japonya'da mesela çok yaşlı insanlar var. Fakat 120 yaşında insan yok. Yüzden sonra insanlar çabuk ölüyor. İnsan yaşını uzatmanın çaresi yok. Yok. Fizik kanunlarına aykırı. Bəs sizcə bu zaman dəyişdikcə, bax bu istiləşmə baş verir. İnsan DNT-sinə təsir edir mi bütün bunlar? Genler kalıtımdan geçer, anneden babadan geçer. Genlerle alakası yok. Bax, indi biz 4-cü sənaye inqilabını yaşayırıq. Yəni süni intellektlər var. Münasibətiniz necədir? Yəni müəyyən bir vaxtdan sonra süni intellektlər tutaq ki, real insanı əvəz eləyir, eləməkdədir artıq. Sizin münasibətiniz necədir bir alim kimi? Yəni robotların insanları əvəz eləməsi müəyyən bir vaxtdan sonra nə dərəcədə bu normaldır? Robotlar çox şeyi basitləşdirəcək və şu anda bilimsel konudan misal verirsem bir proteinin 3 boyutlu şeklini çözmek için 20 yıl önce biz 5 yıl çalışırdık. Şimdi onu şeylerin artificial intelligence'la 5 günde yapıyor. Ve o bakımdan o konuda büyük ilerlemeler var. Fakat robotların insanın birçok yaptıklarını yapabilecekler. Dediğim gibi bilim alanında benim 5 yılımı alan bir çalışmayı şimdi artificial intelligence 5 günde yapar. Bu gibi konularda ilerlemeler olacak. Fakat insan kişiliği hakkında, insan kişiliği yönünde, insanın yerini alma yönünde yok, imkanı yok. Bak siz qeyd etdiniz insan yaşını 120 evet. olarak. Ama bugün biz global iqlim dəyişikliyini görürük, kataklizmleri görürük. Belə olduğu halda bunların ne kadar təsiri var? Herkes iqlim dəyişikliyini konuşuyor. Ben o konuda düşünmüyorum. Düşünmürsünüz? Yok, düşünmüyorum. Çünkü işim gücüm var. Bir insan her şeyi bilemez.
Herkes iklim değişikliğini konuşuyor. Ben o konularda mütehassıs değilim. O bakımdan sizin bildiğinizden fazlasını bilmiyorum. Herkes bilim değişikliğinden konuşuyor. Galiba var ama ben o konuda bilgim yok. Bak, bir alim olarak Allah'a münasibetiniz necədir? Yani Allah bəşəriyyəti xilas edə bilərmi, yoxsa daha çox elm öndədir sizcə? Allah'a olan münasebetimiz ayrı, bilime olan münasebetimiz ayrı. Biri insan ruhuyla, maneviyatıyla ilgili, öteki güncel hayatla ilgili. Ben ikisini karıştırmam. İkisini? Karıştırmam. Ama öz münasebetiniz aslında necədir? Yani çok inanırsınız. Ben Müslümanım, Müslümanlıkla gurur duyarım ama bilim yaparım. Bilim yaparken de Allah benim deneyimi çözsün demem. Benim bilimsel konumu kendim çözerim. Bak, bir sual da ben size vereyim. Her zaman Türk dünyasından danışırsınız. Evet. Bugün arzunuza çatmışsınız. Yani iller önce danıştığımız Türk dünyası bugün siz istediğiniz, Aziz Sancar istediği seviyededir. Yoksa işler çok var. Yok, istediğim seviyede değil. Bugün Çin bilimde Amerika'yı geçmiş durumda. Bilimde en ileri olan 10 ülkenin ismini gösterdim. Orada Türk dünyasından kimse yok. Anlatabildim mi? Elbette, elbette. Ha. Ve Türk dünyası uğraşıyoruz. Beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Hem siyasi olarak hem de bilimsel olarak. Fakat 100 yıl ayrı yaşamışız. Ve 100 yıldan fazla daha yaşamışız. Özbekistan'la, Kazakistan'la, Osmanlı'yla, Türkiye, Azerbaycan ayrı yaşamış. Şimdi bunların bir araya gelip ortaklaşa çalışmaları ve hem siyasi bir birlik olarak çalışmaları hem de bilimsel ortak çalışma yapmaları zaman alır. Şimdi o seviyede değiliz. Çok zaman lazımdı o zaman o siyahiye düşmek için. Onu elimizden geldiği kadar daha çabuk olmasına uğraşıyoruz. Onun için geldim buraya ben. Aziz Sancar ismi, adı. Yani bu adı kazanmak için ne etmek lazımdı aslında? Yani nesil devam edir tabii ki. Yeni ixtiraçılar gelecek. Ama nece olmamalıdır ki Aziz Sancar seviyesinde olsunlar? Çok çalışacaksınız. Dünyada olup biten bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bileceksiniz. Başarısızlığa uğradığınız zaman inatçı olacaksınız. Bunun çaresi bu. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Üstüne gideceksiniz. Ne zamansa siz ve alimler diyek, xərçəngi tam olarak müalicə edə biləcəklər mi? Ümit var, bəşəriyyət üçün ümit verirsiniz ki tam müalicə edəcəksiniz bu xəstəliyi. Yok. Yok. Kanserlerin bir çoğuna çare bulunuyor ama ilginç bir şeydir. Herkes kanser ne zaman tedavi edilecek diye sorar, değil mi? Elbette. Herkes, siz de sordunuz, herkes soruyor. Biliyor musunuz? Kanserlerin %30'u neden sebep oluyor? Niye oluyor biliyor musunuz? Yani stres değiller, gıda değiller. Yok, sigaradan. 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 Sigara içilmezse kanserlerin %30'u ortadan kalkar. Araştırmalarınızda bu var yani, bu çıkıp ortaya. Bu göstermiştir. Sigara kullanımının azaldığı yerlerde kanserlerin %30'u ortadan kalktı. O bakımdan kanseri tedavi et, lan bana geliyor kanserin tedavi edecek. Kardeşim sigara içme kanseri tedavi ettin. Çok sade bir yanaşma. Çok sade bir yanaşma. Bir şahsi sual vermek istiyorum icazenizle. Bak, sevgiye münasibetiniz necədir? Sevgi çok karışık bir konu. O konuda bir şey söyleyemem. Ama hayat yoldaşınızla necə tanış olmuşsunuz? Maraqlıdır. Sevgi olmadan insanlık olmaz. Ne insanlarla ilişkiniz olur ne de bilimle ilişkiniz olur. Yani sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Aha. Burada gördüğünüz Erşen Bağırzade. Çok severim. Yıllarca arkadaşımdır.
Bilimde çalıştığım konuyu severim. Orada başarılı olmamın sebebi de çalıştığım konuyu severim. Bu sevginin bu şeyi var. Hem beşeri tarafı var, hem de bilimsel yönü var. Yani hem insan olarak tatmin olmak için onun önemi var, hem de bilimsel şey. Size daha çok hangisi ön dedi? Bilimsel ya insan olarak? İkisi başka türlüdür. İkisini karşılaştıramazsınız. Aha. Evet. Oldu Aziz Bey, sizi çok yormayak teşekkür ederik. Oldu, sağ ol. Bize imkan yarattığınıza göre ve minnettarız. Oldu, sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın.